Arkadaşlar merhabalar, videomuza hoş geldiniz. Bugün güzel bir konu işleyeceğiz, elektronik bağlantılarla ilgili PNP sensörü NPN'e çevireceğiz. PNP nedir, NPN ne nedir? Onlar bir size söyleyeyim hızlıca. Artı ucumuz var, eksi ucumuz var. Bu bizim voltaj ucumuz, 12, 24 hangi şeyde kullanıyorsanız. Şurada da tetik ucumuz var. Bu sensör 12 voltu buraya bağladığınız zaman hareket algıladığı zaman bu sensör veya metal algıladığı zaman sanayilerde de bu manyetik sensörler var. Manyetik algıladığı zaman piyasaya tetik veriyor. Bu da tetik veriyor. Bunun amacı da alarm verebilir. Kapıyı açabilir. Motoru sürebilir. Vesaire. Ee, sizin mesela makineniz biz bunu daha önceden şunlarda kullanıyorduk. Küçük bir rolere çeviriyorduk arkadaşlar. Şu şekilde. Mesela şifreli geçiş sistemi yapmışlar kapı kayar kapı sistemi takmışlar. Bu kayar kapı sistemi eksi tetikle çalışıyor. Bizim sensörümüzden gelen şey de PNP tetik veriyor. Bunu role ile alıyorduk. Şimdi sanayi tipi şeyler var. Ben şimdi ekranına resmini koyuyorum. Onları role ile bir tane role ile çevriliyor. Tam tersi PNP de yapılabilir. PNP demek artı tetik demek. NPN demek eksi tetik demek. Şimdi bu cihaz şu anda bu sensör PNP olduğu için buradan artı tetik veriyor. Ama bana eksi tetik lazım. Ben bunu eksi tetkiye, tetiğe çevirmem için bir tane role kullanacağım. Onu da şöyle yapayım ben sizin için. Enerji uçlarına kırmızı mavi uçlarına artı 12 volt vereyim. Ondan sonra anlatımını yapayım arkadaşlar. Şimdi benim bu eksi ucum, eksi tetik ucum. Bunu ayırayım. Sizin anlamanız için ölçü aletimi getireceğim. Eksi ucumu probumun eksisine aldım. mı bağladım. Eksi ucumu da getiriyorum. Bu şekilde ölçü aletime bağlıyorum. Evet. Sensör gördüğü zaman bakın. Sensör gördüğü zaman siyahla, siyah kabloyla eksi kablom arasında kontağı birleştiriyor. Onu da ben şimdi işte şöyle yapayım. Voltaj konumunu alayım. Şöyle şunu da çekeyim ışığını görün arkadaşlar. Eksi kablomda şu. Sensörüm gördüğü zaman eksi kablomla siyah kablomdan voltaj gönderiyor. Yani ben burada anahtarlama işlemi yapacağım. Şimdi anahtarlama işlemi yapacağım için şunu da sizin için güzel bir bilgi olsun. Şunu alayım ben şuradan. Eksi kabloyu. Direkt şeye takayım, kırmızı kabloyu takayım. Bu sensörüm benim PNP bir sensör ya. Gördüğü zaman tetik verecek mi? Bakalım. Şöyle yapayım kameranın açısı görsün. Gördüğünüz gibi herhangi bir tetik vermiyor. Ben krokodilimi söküyorum. Getiriyorum. Ölçü aletimin eksi ucuna değdiriyorum. Sensörüm Elim şey geldi. Sensörüm gördüğü zaman sensörüm gördüğü zaman 12 volt bana buradan çıkış veriyor. Şimdi ben burada ne yapacağım? Bir tane role kullanacağım. Roleyi de kısaca anlatayım. Şunların ikisi bobin uçları arkadaşlar. Buraya 12 volt. Roleniz kaç voltla çalışıyorsa benim bu elimdeki 12 volt role kaç voltajla çalışıyorsa buraya bobin uçlarını bağladığınız zaman şu ortak uçtur. Şunlar da normalde kapalı. Şu da normalde açıktır. Normalde kapalı demek. Şu ortak kom şu uç arasında kontak kapalıdır. Yani iletişim vardır. Bobine enerji vermediğiniz zaman. Ben bobine enerji verdiğim zaman şu kapalı ucu bırakacak. Şu normalde açık uca geçecek. Ben de ne yapacağım o zaman? Ee, sensörüm benim gördüğü zaman bobin uçlarına getireceğim tetik kablomu, eksi kablomu bağlayacağım. Hemen bağlayalım. Sonra tekrar üstünden geçerek ben size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben sizin çok iyi istiyorum. Bu yüzden adım adım gideceğiz. Sensörüm gördüğü zaman benim eksi kablomla tetik kablom ne yapıyordu? Bana buradan 12 volt veriyordu anahtarlama yaparak. Ben şimdi buraya eksi kablomla tetik kablomu bağladım. Bağladığım zaman rolem çekecek. Rolem çektiği zaman şu benim ortak ucumdu. Bu her zaman sabit. Bu ucu bırakıp bu uca gelecek. Bu uç kap kapalı kontak olacak. Ben ne yapacağım o zaman? Şuradan bir tane kombucuma şönt atacağım arkadaşlar. Buradan da ben eksi tetik çıkışımı alacağım. Tamam mı? Benim artım bu. Siyah kablom artı. Mavi kablom da eksi. Ben MPN sensör kullanacak mıyım, Bana eksi tetik lazımdı. Eksi tetik lazım olduğu için ben bu uçtan ortak ucuma bir tane şönt atacağım. Hemen onu atayım hızlı bir şekilde. Sensörümüzü MPN'e çevirdik. Şu uca bağlı. Ben hepsini de şimdi anlatacağım size detaylı olarak. Ama daha iyi anlamanız için birkaç tane önemli nokta göstereyim. Ölçü aletimi ben DC konuma aldım şu anda. Şu an voltaj yok. Gördüğü zaman sensörüm hareket algıladığı zaman roleme voltaj veriyor. Rolem voltaj verince kapalı ucumu bırakıyor. Açık ucuma geçiyor. Onu da şöyle rahat anlamanız için bazı konumunu aldım. Ölçü aletimi. Şu an birleştirdiğim zaman iki bacak arası gösteriyor. Şu an kapalı kontak. Role, sensör gördüğü zaman roleme voltaj veriyor. Voltaj verdikten sonra bu kapalı kontağı bırakıp açık kontağa geçiyor. O da şu şekilde. Şu an herhangi bir bakın ötme yok. Aldım. Gördünüz mü? Bu şekilde. Yalnız olduğum için şeyi açamıyorum. Sensörü göre gösteremiyorum. Bu şekilde. Şimdi ben size şöyle bir nokta daha söyleyeyim. Gene aynı şekilde gelelim. Bu sensör benim PNP bir sensördü. bana artı bir tetik veriyordu şu siyah kablomda. Şimdi ben ne yaptım? Şu benim mavi eksi kablomdu ya. Eksi kablom olduğu için şu kolma ucuna ortak şöne taktım. Şöntü attığım için eksi ucum buraya geldi. Çıkışımı da normalde açık ucundan alarak bunu alıcıma götürüp bağlıyorum. MPN'e çevirme işlemi bu şekilde. Şimdi size şöyle kafanız karışabilir. Hangisi artı hangisi eksi diye kafanız karışabilir. Kablolar farklı olabilir. Onu da şöyle anlarsınız. DC konumu aldığınız zaman ölçü aletine bakın. Eksi işareti var gördünüz mü? Voltaj geldiği zaman eksi işareti olduğu için benim şu siyah kablom artı kablom yani PNP olduğunu bana gösterir. Şu mavi kablomla benim eksi olduğumu gösterir. Ben şimdi problarımı yerini değiştirdiğim zaman buraya aldığım zaman sensör gördüğü zaman herhangi bir ölçü aletinde eksi değer göstermeyecek arkadaşlar. O yüzden böyle bir aynı renkte kablolar olabilir. Eksi artıyı bulmak için çünkü siz NPN'e çevireceksiniz. Size e Eksi tetik lazım. Yine artı tetik çevirirseniz bu yaptığınız işlemin hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden eksi ucunu bu şekilde ölçü aletiyle bulup kom ucundan direkt hemen şu takıp atıp bunu götürüp alıcını, alıcınıza bağlayabilirsiniz. Bu şekilde. Tekrar ben size bağlantısını gösterip videomuzu kapatalım. Benim tetik ucum. Mavi benim eksi kablom. Kırmızı da artı kablom. Artı voltajım. 12, 24, 5 volt vesaire alacağınız kaç voltla çalışıyorsa. Bu PNP bir sensör olduğu için şu siyah kablodan artı tetik veriyor. Şu da benim eksi kablom. Sensör algıladığı zaman içerisinde anahtarlama yapıyor. Şu şu klamesten yani mavi olduğu olan yerden artı siyah kablodan 12 volt gönderiyor bana. Bu gelen 12 voltu ben roleme girdim. Bobinleri çektiği zaman kapalı kontağından bırakıyor. Açık kontağına geçiyor. Şu ortadaki uç benim kom ucumdu. Bu da benim eksi kablom olduğu için ben eksiye çevireceğim. Mpn yapacağım. Bağlantı, bağlantı yapacağım alıcı mpn olduğu için. Eksi tetiğimi buradan alıp alıcıma götürüyorum. Bu alıcım benim ne yapıyor? Kapımı açıyor. Vesaire. PLC'me haberleşme gönderiyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Herkese görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.